Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün önemli bir gündemi konuşacağız. Siyaset gündemi durulmuyor efendim. Şimdi AKP'nin ittifak ortağı biliyorsunuz Hüdapar, AKP ile kurduğu Cumhur İttifakı sayesinde meclise girmişti. Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan bir açıklama geldi ki tartışma yarattı. Anayasanın 4. maddesine saldırdı Yapıcıoğlu ve dedi ki ahma anlatır gibi anlatalım. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Şimdi anayasanın ilk 3 maddesinin asla değişemeyeceği her zaman konuştuğumuz bir gündem. O ilk 3 maddede ne deniyor? 1. madde diyor ki Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyettir. 2. maddede Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir diyor. 3. maddede de dili Türkçedir ve milletiyle bölünemez bir bütündür diyor. İşte Yapıcıoğlu'nun değiştirilebileceğini söylediği 4. maddede diyor ki bu ilk 3 madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Gel gelelim edildi efendim. Bugün bu gündemi tartışacağız. Konuğumuz siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi. Hoş geldiniz. Merhaba İrem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi gündemden bahsettim. Aslında sert bir ifadeyle de söylüyor bunları Yapıcıoğlu. Diyor ki ahma anlatır gibi anlatalım. Şimdi ciddi böyle tahrik edici de bir cümle bu. Şöyle soralım. Evet. Cumhur İttifakı'nın resmi ortağı olan bir partinin lideri. Cumhur İttifakı bu Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hükümet bu parti. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 3 maddesine nasıl bu kadar kolayca saldırılabiliyor? Diğer tarafta AKP ve MHP'den neden bir tepki gelmiyor? Evet, şimdi aslında konunun son söylediğinizle başlamak üzere birkaç tane başlığı var. Evet. En önemlisi de özellikle bu Cumhur İttifakı'nın önemli bileşenlerinden biri ve parlamentoda da tam yeni anayasa tartışmalarının başlaması arifesinde kalkıp böyle bir ön alması Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerinin kayıtsız kalabileceği bir konu değil. Yani yine bu ve benzeri konularda çeşitli defalar görüşlerini açıklamış. Kamuoyu açısından da bu konudaki görüşleri çok yadırgatıcı değil. Ama tam meclisle beraber bir yeni anayasa tartışmasına doğru giderken bir ön alma çabası olarak görüyorum ben bunu. Yani bu gerçekten şu anda Hüdapar'ın çerçeveyi çizme. Bakın eğer böyle bir değişikliğe gidilecekse bunun ilk konuşulacağı konu budur gibi adeta bir istikamet göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Dolayısıyla da AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani Cumhur İttifakı'nın iki önemli ve hatta belki ana bileşenlerinin bu konuda kayıtsız kalması mümkün değil. Yani kamuoyu mutlaka AK Parti'den ve Sayın Devlet Bahçeli'den özellikle bu konuda bir yanıt bekliyor olacak. Yani buna yanıt verilmemesi mümkün değil. Bunun için çok önemli. Çünkü özellikle hem AK Parti hem de Milliyetçi Hareket Partisi açısından kesinlikle değiştirilmeyeceği, değiştirilmesiyle ilgili bir görüşmenin söz konusu olmayacağı hemen hemen her bu konu gündeme geldiğinde altı çizilen bir konu olması açısından. Yani biz kesinlikle bu yeni anayasa değişikliğinde bu 3 maddeyi ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği 4. maddeyi koruyacağız. Evet. Bundan sonra diğer anayasa değişiklik ve maddelerine bakacağız demelerine rağmen bu konudaki ısrar şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçiştirebileceği, görmezden gelebileceği bir şey değil. Birincisi bunu ısrarla vurgulamak lazım. İkincisi burada bir kelime oyununa sığınılıyor ve üstelik biraz da hakaretamiz sözcüklerle söyleniyor. Ve burada bir de ben bunda çok da iyi niyet göremiyorum. Bu ahmak sözcüğünün de özellikle kullanıldığını düşünüyorum ben İrem Hanım. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ahmakla ilgili bu davasına da bir gönderme var. Yani burada ahmakla ilgili yapacağınız her türlü eleştiriyi sanki bir nevi Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı ahmak sözcüğüne de bir gönderme yapılabilmesi için adeta bir zemin yaratmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu konuda Zekeriya Bey'in, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bu konudaki belirlemesinin. Ama Sayın Yapıcıoğlu kimi anlatmaya çalışırsa çalışsın aslında 3 maddenin değiştirilmesiyle ilgili taleplerini o 3 maddenin içindeki çeşitli bölümlerle ilgili değişiklik taleplerini 4. maddenin arkasına sığınarak yapıyor. Evet. Yani 4. madde eğer değiştirilirse kimsenin artık bu değişiklikleri hangi başlık olursa olsun, ki bunlardan bazılarının konusunda da bir fikrimiz var. Örneğin resmi dili Türkçedir ifadesiyle ilgili bir takım dertlerinin olduğunu biliyoruz. Veya bayrakla ilgili bir takım dertlerinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla anayasada laiklikle ilgili bölüm dahil birçok konuda ciddi sıkıntıların olduğunun farkındayız. Bunu böyle dillendirmeyip bu konuda gelebilecek bu çok açık mesaja çok ciddi bir tepki alacaklarını bildikleri için sanki o konuda bir talebi dile getirmiyor da gelecekte anayasada olası değişikliklerin önünü kapayacak bir konuda demokratik bir talebi dile getiriyor adı altında bu düşüncelerini dile getiriyorlar. Söyledim, burada çok hızlı bir biçimde artık Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da net ifadelerle bunu ortaya koyması lazım. Çünkü zaten Hüdapar'ın biz en son işte Ahlat'ta görmüştük zannediyorum. Birlikte verdikleri fotoğraf ve pozlar, hatta birbirlerinin elini kaldırdılar. Evet. Bu portrenin eğer bu ifadelerle devamı ortaya konabilirse herhalde Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Bahçeli siyasal anlamda en büyük, en derin çelişkilerinden birini yansıtmaya ve bu konuya açıklık getirmemeye, bu konunun üstünü sanki kapatmaya ya da görmezden gelmeye gibi bir tercihe sürüklenecek. Ben bunun sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum İrem Hanım. Evet. Bu sürdürülebilir bir politik tutum değil. Burada bir unsur daha var. Kamuoyunun bu konuyu sadece anayasal çerçeve, Cumhur İttifakı ve bileşenler açısından değil, Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin, bu rejimin aslında bir takım marjinal unsurları nasıl parlamentoya taşıyarak o marjinal unsurların belki kamuoyunda hiçbir şekilde talebi dahi olmayacak, konuşulmayacak konuların ülkenin ana gündemine nasıl dönüşebilmesine yol açtığını da bu çerçevede değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümeti rejimi savunulurken koalisyonlar bitecek, her şey çok daha hızlı hallolacak gibi bir takım temalar öne çıkarılırken tam tersi gerçekleşti. Türkiye ittifaklara, hatta marjinal siyasal partilerin mecliste yer bulup buldukları yerden kapladıkları veya etkiledikleri alanı ne kadar büyütebildiklerine ve bunun da bu rejimin bir sonucu olduğunu mutlaka değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Sayın Özçelebi, siz de o fotoğrafı hatırlattınız. Gerçekten Türk siyasi tarihindeki önemli, belki de çok ilginç fotoğraflardan bir tanesiydi. Evet. Çünkü Devlet Bahçeli ile Hüdapar lideri aynı karede. Aynı karede kuvvet komutanları var. Gerçekten Sayın Erdoğan'ın söylemiyle kimler yan yana gelmiş şeklinde bir fotoğraftı. Evet. Şimdi aslında o fotoğraftaki yansıtılan karmaşa siyasette bizlerin de gördüğü bir karmaşa. En basit teğmenler meselesinde bile iktidarda önce AKP sözcüsü Ömer Çelik'in teğmenleri savunması, sonra Erdoğan'ın çok sert çıkması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yine ilk olarak temelleri savunması, sonra tutum değiştirmesi, siyasetin içerisinde ciddi bir karmaşayı görebiliyoruz. Bu tabloyu nasıl yorumlarsınız? Bu karmaşaya vurgunuz çok önemli, çünkü aynen o durumda, yani genç temeller konusunda ortaya çıkan çelişkili durum burada da aslında şu anda adeta sanki ittifakın bileşenleri birbirini bekliyor gibi. Yani bu açıklamaya bakalım ilk kim hangi tepkiyi verecek? Devlet Bahçeli'den, Sayın Bahçeli'den bir tepki gelecek mi? Tepki gelirse biz ona göre kendi tepkimimizi nasıl konumlayalım? Bir çatlak, bir tartışma, büyük bir uzlaşmazlık varmış gibi bir hava oluşturmayalımın adeta şu anda testini yaşıyoruz yine. Çünkü bu sessizlik özellikle anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeler konusunda bile sürdürülüyorsa, Türkiye'de şu anda Cumhur İttifakı'nın aslında kendisi açısından neleri öncelediğini görmek açısından da bu bir örnek olaya dönüşüyor. Çünkü eğer siz anayasanın değiştirilemeyecek hükümlerinin koruyan maddenin değiştirilmesini tartışmaya açmaya çalışan ve üstelik sizinle bir koalisyonun, bir ittifakın parçası görünen partiye bile sessiz kalabiliyorsanız, o zaman Türkiye Devleti'nin 1. maddesinde Cumhuriyet'ten başlayan, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu söyleyen, başkentini, dilini, bayrağını tanımlayan bir madde karşısında bile susuyorsanız, o zaman iktidarda kalmak için hemen hemen her çerçevede susabileceğiniz ya da başka konularda sessiz kalabileceğiniz, bunların gölgelenmeye çalışıldığında kayıtsız kalabileceğinizin de altını çizmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu sessizlik kabul edilemez. Nitekim ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi de bu konudaki tutumunu net bir biçimde ortaya koydu. Bu bir marjinal partidir. Talepleri bellidir. Bugüne kadar da bunları dillendirmiştir. Ama bu suskunluk marjinal olamaz. Böyle bir suskunluk, böyle bir tam bir yeni anayasa tartışması açmaya çalışan, üstelik anayasayı, mevcut anayasayı uygulamadığı halde genel toplumsal beklenti önce şu anayasayı bir uygulayın, yenisine sonra bakarız tartışmasının aslında bir yandan sürdüğü bir zeminde siz kalkıp da değiştirilemeyecek hükümlerden başlayarak tartışmayı açarsanız, buna da bir ana ittifakın ana ortakları kayıtsız kalırsa kamuoyunda gerçekten yeni anayasa ile ilgili ne bekleniyor, bizim önümüze ne gelecek, o çerçevede soru işaretleri çok fazla artar. Şimdi siz de söz ettiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok sert bir yanıt geldi. Dediler ki Taliban evet, kafalı gerici 3-5 yobaz istedi diye ne Atatürk'ten ne demokrasiden ne de Cumhuriyet'ten, laiklikten vazgeçmeyiz. Şimdi bu aslında muhalefetten gelen en sert tepki. Diğer muhalefet partilerinden evet, ya da belki kolektif olarak bir tepkinin geldiğini görmedik. Belki bu kısmı tartışılabilir. Oraya geçmeden evvel yeni anayasa tartışmalarından söz ettiniz. Şimdi evet, aslında iktidar partisinin zaman zaman başka konularda da bunu yaptığını görebiliyoruz. Burada bir nabız yoklama seziyor musunuz? Şimdi açıkçası bunu söyleyip bir haksızlık yapmak istemiyorum. Ama bu sessizlik derinleşirse, bu sessizlik sürerse, bu sessizliğe kayıtsızlık beklediğimizin üzerinde devam ederse, o zaman söylediğiniz tipte sorular gündeme gelir. Biraz önce de zaten buna işaret ettim. Sadece medya organlarında, sadece siz gazetecilerde değil, halkta da bu soru işaretleri artar. O yüzden hem Sayın Bahçeli'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda net bir ifade açıklaması zorunlu. Son kertede o zaman bir muhalefetin tutumunu da değerlendirmenizi isteyeyim. Dediğim gibi belki de en sert açıklama Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Daha sert bir karşı duruş belki de toplu olarak yapılabilir miydi? Bu anlamda şöyle bir şeyin de olduğundan fazla önemli gösterilmesi, etkisinden daha büyük bir etki yaratması gibi ya da böyle bir karşı duruş sanki çok ciddi bir tehdit miş gibi bir hava yaratmak da çok doğru değil. Ama bu konularda her muhalefet partisinin anayasaya bağlı, özellikle anayasanın değiştirilmez hükümlerine bağlı her siyasi partinin bu konuda net bir tutum takınmasında hiçbir beis yok. Çünkü sonuçta söylüyorum, bu çok marjinal bir parti. Tamamen Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin zorunlu kıldığı ittifaklar rejimine nedeniyle parlamentoya taşınmış durumda. Kendi marjinal görüşlerini dile getiriyor. Türkiye demokrasisi buna uygun. Bunları dile getirebilir. Ama aynı demokrasi bunların yanıtının gerektiği şekilde verilebileceği zemine de sahiptir. Bu konudaki kayıtsızlık ya da suskunluk bence birçok siyasi partiyi, başta Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olmak üzere vebal altında bırakır. Muhalefet partilerinin diğer unsurları da tabii ki bu konuda tutumlarını ortaya koymak zorundalar. Ama bu marjinal bir partinin dile getirdiği bir şey diye geçiştirilebilecek önemsiz bir açıklama değil İrem Hanım. Sayın Özçelebi, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, son genel seçimde AKP'nin parlamentoya taşıdığı Hüdapar'ın lideri Zekeriya Yapıcıoğlu gündemi sağlayacak bir açıklamada bulundu. Anayasanın 4. maddesine ilişkin ahma anlatır gibi anlatalım, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır bu 4. madde dedi ve 4. maddenin değiştirilebileceğini söyledi. 4. maddede ne diyor? Anayasanın ilk 3 maddesi değiştirilemez diyor. Dolayısıyla yıllardır tartışılan anayasanın ilk 3 maddesine ilişkin sorunlarının da olduğunu bildiğimiz Sayın Yapıcıoğlu anayasanın maddelerine saldırmış oluyor. Şimdi burada siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi'nin de dediği gibi önemli olan nokta, bu açıklamanın ardından ittifak ortağı olan AKP ve MHP'den bir karşıt açıklama gelmemesi. Sayın Özçelebi bu suskunluğun önemli olduğunu ve uzamaması gerektiğini de söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir tepki gösterdi ve dedi ki Taliban kafalı gericiler istedi diye Atatürk'ten, demokrasiden, Cumhuriyet'ten, laiklikten vazgeçmeyiz. İlerleyen günlerde göreceğiz. Anayasa tartışmaları devam ediyor. ediyor. İktidar partisi yeni bir anayasa yapmak istiyor. İlk 3 maddenin değiştirilmesine ilişkin gündemler masadayken nasıl yeni bir anayasa yapılacak? Biz de izleyeceğiz, sizler için aktaracağız. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.